Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle bu şort yapımını paylaşmaya çalışacağım. Yani aslında tek önemli noktası şu başlangıç noktası. Onun dışında büyüdükçe siz bunu bedeninize göre uyarlayabiliyorsunuz. Her bedene uygun yapılabiliyor. Rahatça, yani bir belirli bir şeye sabit kalmadan herhangi istediğiniz bir iple yapabilirsiniz. Ben Alize Diva'nın şu 100 gramlık iplerinden kullandım. Yaklaşık 2 taneye yakın gitti. Bu 36 bedene uyacak büyüklükte bir şort oldu. Bunu çocuklarınıza da uygulayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şu paça kısmını aşağıya doğru uzatıp bu pantolon biçimini de alabilir. Bel yüksekliğini yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Her açıdan çok rahatça yapabileceğiniz bir şort. Yani aslında benim sizinle paylaşacağım olay, dediğim gibi, şu oluşum kısmı. Diğer her türlü uygulayabilirsiniz. Bunun için de dediğim gibi 200 gram bu Alize Diva'nın koton iplerinden kullandım. 2 numara tığ ve bir tane de makasım var. Onun dışında bunu nasıl yaptık bir görelim. Bu sekizgenden oluşuyor. Bu hanım dilendi, bey beğendi diye bildiğimiz motiflerin sekizgen şekli. Bunun içinde ben 7 tane zincirimi çektim. Şu şekilde birbirine bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ortaya battım, üzerine alarak bunu 1, 2, 3. 3 kere de çıkardım. Tekrar üzerine aldım. 1, 2, 3 kere de çıkardım. Bu başta çektiğimiz şu 3 tane zinciri de dahil ederek burada bir üçlü trabzan oluşturmuş olduk. Bir zincir çektim. Tekrar aynı deliğe battım, üzerine alarak 3 kere de çıktım. Üzerine aldım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tekrar üzerine aldım. Şunu şöyle bir kaydıralım ki renkler birbirine karışıyor. Bir, 2, 3 kere de çıktım. Bir tane zincir çektim arada. 1, 2, 3 kere de çıktım. Bu şekilde tam 8 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar. Arada birer zincirim olmak üzere 8 tane üçlü trabzanımı buraya sığdırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Beşinciyi oluşturuyorum. Hep aralarda bir tane zincir çekiyorum. Bunu sihirli halkayla da yapabilirsiniz. Hatta daha rahat olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 2 tane daha sığdıracağız oraya. Son bir tanesi.
2 3. Şimdi üst kısma geçiyorum. Bunun için şöyle yapacağım. Bir tane zincir çektim. Hemen şu ilk başlangıçtaki çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine batarak, pardon, önce üzerine alıyorum. Sonra o tepeye batıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir yine çektim. Buraya tekrar o zincirin hemen yanına 2 tane daha üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Geldim. Hemen diğer kutucuğun içerisine battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Hep üzerine alıyoruz. 3 kere de çıktım. Şimdi arkadaşlar, bu altta çektiğim birer zincirli kısımlara, yani o kutucuklara üçlü trabzan yapıyorum ama 2 tane yapacağım, dolduracağım. Arada da 2 tane zincirim olacak. 1, 2, 3. Yani orada V oluşturuyoruz. Şu göstereceğim şimdi. Şu artış kısımları, şu V kısımları oluşacak. Şu şekilde. O V'leri oluşturmamız için bunu yapacağız. Bir zincir çektim. Şimdi geldim diğer kutucuğun içerisine. Orayı da dolduruyorum. 3 tane. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane dolduruyorum. Şu altta kalan, yani şu dolgulu kısımların üzerine diyelim, şöyle bir tane zincir çekerek diğer kutucuğun içerisine geçiyoruz. Üç tane. Yine doldurdum. Bir, iki tane çekiyorum. Aynı yere tekrar dolduruyorum. 3 tane daha. Bakın böyle oluşuyor. Şu şekilde bunu böyle şu kısma kadar dolduracağım. Evet, şimdi şurada tek başına bıraktığımız en baştaki V'lerden birine geldik. Yani yukarıya bağlantı noktamız. Onu nasıl yapıyoruz şimdi? İkili hale getireceğiz onu. Bakın bunlar böyle. Hepsi birer V şeklini aldı. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Tekrar aynı o tek başına kalan üçlü trabzanın içerisinde, o kutucuğun içerisine bir üçlü trabzan daha yapıyorum. 3 tane yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Üzerine doladım. Hemen bunun tepesine batıyorum ve şu şekilde hepsini birden kapatıyorum. 1, 2, 3. Üst tarafa, yani üst bir üst sıraya çıkmış oldum artık. Şimdi üzerine yine doladım. 1, 2, 3 tane. 3 kere de çıkardım.
İki tane trabzan daha yaptım hemen o üç tane çektiğim zincirin yanına. Burası tamamlanmış oldu. Yine tek başına bu V'nin yarısı burada kalmış oldu. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi bu arada tek zincir çektiğim bölümlerin içerisini üçlü trabzanlarla dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu V'yi yine aynı şekilde bir V oluşturarak devam ettiriyorum. Burada ne yapıyorduk? Burada bu buralar dönüşler oluyor. Bir, iki tane çekiyorum zincirimi. Hemen aynı noktaya batarak yine bir üçlü trabzan dolduruyorum orayı. Bir zincir çektim. Şu gördüğümüz boş kutucuğun içerisine tekrar üçlü trabzan yapıyoruz ve dolduruyoruz. Bir zincir çekiyoruz. V'ye geldik yine. Bunun içerisinde dolduruyoruz. Buraya da bir V oluşturuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir çektik yine. Hemen önümüzdeki gelen boşluğu dolduruyoruz. Bir dolu bir boş. Bir zincir çektik. Bu şekilde şu yine V'yi dolduruyoruz. Bakın böyle büyümeye başladı. Şimdi şu noktaya kadar tekrar bu şekilde doldurarak gelelim. Evet, yine bu üst sıraya çıkış noktamıza geldik. Bir zincirimizi çektik. Şu kalan V'nin yarısına geldik. Hemen aynı noktaya yine üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane. Şu şekilde oluştu bakın. Bir zincir çektim. Üzerine doladım. Hemen şu karşıya tepesine batıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Şu şekilde bakın bağladık birbirine. Şimdi ne yapıyorum yine? 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine doladım. Şu oluşturduğum V'nin içerisine batıyorum. Bu zincirin yanına 2 tane yine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen önüme bir boşluk geliyor, bir kutucuk geliyor. Bu kutucuğun içerisini de yine trabzanlarla dolduruyorum. Bakıyorum ki altta bir tane dolu var. Ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum onun üzerinden. Hemen karşı kutucuğa geçiyorum. Orası boş ve içini dolduruyorum. Bakıyorum, hemen B'ye geldik. Yine bir tane çekiyorum. Zincirimi üzerine doluyorum. Şuraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 tane çekiyorum. Dönüşlerde biliyorsunuz 2 zincir çekiyorum. Diğer aralarda bir zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. Kutucuğu dolduruyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu büyümeye devam ediyor. Ben burada bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım bu şekilde. Fakat siz bu A boyunu, bacak boyunu daha uzun istiyorsanız, istediğiniz uzunlukta
Bu şekilde yapabilirsiniz. Onu siz ayarlayacaksınız. Şimdi bu şekilde ben istediğim boyuta getireyim. Onu katladığınızda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, ben burada bir 6 sıra ördüm. Şimdi şunu yapacaksınız, bakın. Şurada birleştirdiğimiz o noktadan hemen karşı köşeyi şu şekilde kıvırın. Diğer taraflarını da ucuca getirin. Gördüğünüz gibi şöyle minicik bir pantolon hayal edin. O ortaya çıktı. Şu bölümü oluştu. Şimdi bu paça kısmını dediğim gibi daha da uzun tutmak istediğinizde ben bunu örneğin işte 6 sıra yapmışsam siz 8, 9 neyse yapın. Bunu büyütün. Ondan sonra şöyle birleştirdik. Dediğim gibi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şurasını öreceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu üç kenarı öreceğiz. Bunun için de hani örneğin şaşırmamanız açısından şöyle şu uca kadar geleceğiz. Burayı bir böyle işaretledik. Bu şekilde yani döne döne burayı oluşturmuş olacağız. Nasıl döneceğiz? Şurayı birleştirmiştik. Yine buraya bir 3 zincir çektik. Döndük. Arkasını çevirdik. Buraya şu V'nin ortasına 3 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ve artık o V'ler orada olmayacak. Yani bu kısım düz gitmesi için buraya bir tane üçlü trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bir dolu bir boş şeklinde devam ediyoruz. Yani o 8 taneyi artık yapmıyoruz. 3 sırayı gideceğiz sadece. Bir tane çektik. Şuraya kadar geleceğiz. Buradan tekrar geri döneceğiz. Yani ileri doğru devam etmeyeceğiz. O V'ye gel, şuraya geldiğimizde yine aynı işlemi uyguluyoruz. Yani o V orada devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Sadece artık bu iki başta V'leri oluşturmuyoruz. Çünkü onları oluşturursak artmaya devam edecek. Bu yüzden yani short formuna kavuşması için onları oradan iptal ettik. Buradaki artış kısmını yine aynı şekilde yaptık. Araya iki zincirimizi çektik. Bu şekilde şu üç tarafı da örelim. Şu işaretlediğimiz yere kadar. Sonrasında devam edelim. Evet, yine aynı yere geldim. Şu işaretlediğim kısma. Oraya da üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi buradan geri dönmem gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Burada bunu yapıyorum. Şu sıra sonuna kadar. Şuraya geldiğimde de yine şurayı dolduracağım. Arada bir zincir çekeceğim. Hemen şu tepesine batacağım. Üçlü trabzan yapacağım.
Şuraya kadar da örelim. Bir orayı da göstereyim arkadaşlar. Sonrasında zaten devamlı aynı gidecek. Evet, yine son yere ulaştık. Üç köşeden biri. Bir zincir çektim. Dönüş noktamız burası. Hemen şu tepeye battım ki bir tane üçlü trabzan yaptım. Sadece bu. Bir tane yapıyorsunuz. Buradan yine 1, 2, 3 zincir çekiyorsunuz ve şöyle döndürerek geri dönüş yapıyorsunuz. Ve o oluşturduğunuz kutunun içerisine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde yine yoluma devam ediyorum. Arkadaşlar, bu böyle 3 yanını örerek devam ettiğimiz takdirde bu short formunu alacak. Bu şekilde büyüyerek bu şekli alacak. Böyle devam edelim örmeye. Evet arkadaşlar, şimdi ben ölçümü ayarladım. Bu şekilde bu 36 bedene uygun bir ölçü oldu. Üzerine şu bölümün üzerine bir 22 sıra daha geçtim. Geçtikten sonra şimdi buradan tam uca geldim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi yine diğer tarafta yaptığım gibi bu şekilde ipimi buraya bağlıyorum. Şöyle bir zincirle birlikte 3 zincir çektim. Burayı yine 3 tane trabzanla dolduruyorum. Tam şu V'nin ucu. Arada bir zincir çektim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu diğer üç kenarı da öbür tarafta yaptığım gibi 22 sıra olana dek öreceğim bu şekilde. Bu kadar basit gidecek. Şimdi burayı böyle büyüterek devam edelim. Arkasının ölçüsüne geldiğinde tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, bitişten önceki son sıradayız. Şu göbekten sonra 22 sıra örmüştük. Şu an 21. sıradayım. Arka taraf daha bitmesi için son sıradayım. Şimdi burada yapacağımız şey, yani bunu aslında tamamını dolaşıp bunları iç tarafından iğneyle de dikebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece tığıyla nasıl birleştirirsiniz onu bir göstermeye çalışacağım. Yani illa mecburi değil bunu bu şekilde birleştirmek. Tığıyla da gayet güzel, tığ demişim, iğneyle dikiş olarak da birleştirebilirsiniz. 3 zincir çektim. Şimdi tepesine battım. Bir zincir çektim. Şurayı yine aynı şekilde üçlü trabzanla dolduruyorum. Hemen karşıya bakıyorum. Şurada boş kutucuğum duruyor. Onun içerisine batıyorum. Üzerine almadan kapatıyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum tığımın ve üçlü trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Yine ne yapıyorum? Bakın, karşı kutucuğun içerisine batıyorum. Üzerine almadan kapatıyorum. Tekrar bu ön taraftaki boş kutucuğa üçlü trabzanımı yapıyorum. Karşı tarafa bakıyorum. Hemen onun içine batıyorum.
Kapatıyorum. Üzerine alıyorum. Buradaki üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani şu arada çektiğimiz tekli zincirler olmuyor. Yani onlar artık yok. O tekli zincirler yerine şu karşı tarafta kalan boş kutucukların içine batıyorum. Yaptığım tek değişiklik bu olacak. Bu şekilde burayı böyle birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Daha kolay olur. Yani dikme açısından daha hem bitirirken o da olmuş oluyor, aradan çıkıyor. Hem de daha da güzel duruyor. Ama dediğim gibi o şekilde de yapabilirsiniz. Bu bel kısmındaki sıramız yine aynı gidecek zaten. Diğer tarafa doğru. Şimdi burayı birleştirerek şuraya kadar bir gelelim. Şimdi aşağıya kadar indik. Paçanın aşağısına kadar. Bu V olan şu bölüme geldik. Burayı da nasıl yapıyoruz? Yani diğer taraflarda zincir çekmiyorduk. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Hemen şu karşı taraftaki V'nin ortasına batıyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve hemen bu tarafa bağlıyoruz. Şimdi buradan tekrar diğer tarafa kadar bu şekilde yine dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine bu yan kısım da aynı şekilde. Karşı tarafa şu V'ye geldiğimizde bir zincir çekiyoruz. Direkt bu tarafa batıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Şu kısmı da yaptıktan sonra tekrar bu tarafta yaptığımız işlemi sürdürüp burayı da birleştiriyoruz. Bunu da yapalım. Sonrasında bel ve şu bacak lastiklerini de yapalım ve bitirelim şortumuzu. Evet arkadaşlar, bu diğer yan tarafı da birleştirdim. Sonra çevirdim. Bakın, bu taraftan birleştirmiştim. Bu taraftan da böyle, hiç belli olmuyor. Zaten içi dışı bir olduğundan bir sıkıntı olmaz. Yani çevirebilirsiniz rahatça. Şimdi buraya geldik. Ne yapacağız? Birleştirdik. 3 tane zincirimi çektim. Hemen şu boş kafesin içerisine 2 tane trabzan yaptım. Bakın, hemen şunun başına battım. Şuraya. Hemen şunun içine 2 tane dolduruyorum yine. Böyle. Şuraya battım. Bunun içine de 2 tane dolduruyorum. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir saniye. Şuraya başına battım. Bunun içine de 2 tane yine trabzan dolduruyorum. Yani şu kısımlara, şunlara 2 tane doldurdum. Hemen şuraya bir tane battım. Trabzanımı yaptım. Bunun için de 2 tane dolduruyorum. 2 tane doldurduktan sonra hemen önümüze gelen boş veya dolu kutucuğun tepesine bir tane batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Hemen yanına da 2 tane dolduruyoruz. Yani bu sıra sonuna kadar bu şekilde gidecek. Bakın böyle. Yani burada bir
lastik oluşturmuş olacağız. Bu şekilde gidiyoruz. Bu sıra böyle bittikten sonra geleceğiz. Yine alttan bir sıra daha yapacağız. İki sıra olacak burası. Ve bunu bitireceğiz bu şekilde. Diğer paçasını da aynı şekilde yapacağız. Sonra belimize geçeceğiz. Belinde lastiğini yaptıktan sonra şortumuz tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi paçaları yapıp bitirelim. Evet arkadaşlar, bu paçalarını da şöyle iki sıra ördüm. Aynı şekilde belini de ördüm. Onu üç sıra yaptım. Bu tamamen zevkinize kalmış. Bunu rengarenk de yapabilirsiniz. İki sırasını farklı, iki sırasını farklı veya her sırasını farklı yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi farklı, kendi zevkinize uygun oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi bu delikleri yapmayabilir. Tamamını trabzandan da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşça kalın.